Ceyda Hanım acaba evde de yemek yapıyor mu? Evet yapıyorum. Çocuğum var çünkü. Ay çocuğunuz iki aç kalmıyor Ceyda Hanım. Pizza veriyordur. Ha evet pizza verip önüne al çocuğum televizyon izle. Siz ama gerçekten birazcık hadsiz yorumlar yapıyorsunuz. Allah Allah neden? Eski eşimle ilgili ne yok neden boşandığımla ilgili. Ceyda Hanım ben sizi tanımıyorum ilgili. Masada öğrendim. Lafımın üzerine öğrendim sizin boşanacağınızı. Tamam. Ve kendimi de zaten geri çektim. Ayrıca da geri çekmeme gerek yok. Sizin de bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Sonuçta hayır, bir yarış programı. Siz mi bakıyorsunuz sonuçta benim çocuğuma? Siz mi gelip yemeklerimi pişiriyorsunuz? Siz mi doyuruyorsunuz? E tabii şimdi çocuk konusu hassas. Çok çocukları karıştırmamak lazım örnekler verirken. Yani ben de kendi çocuğumla ilgili konuşuyorum da farklı. Yani şimdi öyle ne veriyorsun önüne deyince tabii haklı olarak kızabilir yani. Onlara dikkat etmek lazım. Yani bence Alem Bey orada şunu söylemek istedi. Yani eğer bu pizzayı yapıyorsanız boşanma sebeplerinizden biri de bu olabilir diye söyledi. Bence Alem Bey söylemeseydi 5 dakika sonra ben söyleyecektim. Ceyda Hanım bence bunu anlamadı. Yani Alem Bey'in laflarını. Anlasaydı bence o şekilde bir tepki vermezdi. Alem Bey bence orada ayıp etti. Çünkü bir insanın özel hayatı bizi masada ilgilendirmiyor. Bize yemekleriyle masada oluyor. Ben yemeklerine bakarım. Kişinin özel hayatı beni ilgilendirmez kesinlikle. Alem Bey de orada hata yaptı. Eğer Alem Bey Ceyda Hanım'a yaptığı gibi bir sert yorumlar ve özel hayata karşılık yorumlar yaparsa ben de kesinlikle sakin kalmam. Ceyda Hanım çok sakin kaldı. Sakinliği iyi korudu. Ben de aynısını göremeyecektir. Kocasının neden boşadığı belli oldu şimdi. Her şey hazır hazır hazır. Bence evde de her şey hazır önüne bekledi Ceyda Hanım. O yüzden de şu an evliliğini yürütemiyor diye düşünüyorum. Şimdi şiş köfte geliyor. Ne düşünüyorsunuz ana yemek için? Yani nerede yaptığını çok merak ediyorum. Mangalda mı yaptı önce? Fırında yaptı. Fırında tabii. Fırında yaptı. Ya fırında yaptı o zaman. Fırındadır mangal yapmadı. Evet evet fırında yaptı. Zuhal Hanım 10 dakikaya geçmedi mi fırında... servis süresi? Ya, geçti mi görmedim. Yok geçmedi Zuhal Hanım. Ben geçmedi. Şiş kebap demedim yalnız. Şiş köfte çok yedim özür yani mangal derken. Menünüzde tam olarak ne yazıyordu? Şiş köfte. Şiş köfte. Yani bunun içinde bir şiş var değil mi? Evet. Bu fırında yapılıyorsa şişe gerek yok. Normal yağlı kağıdın üzerine de koyabilirdiniz bu şekilde. Ben şeklini böyle yapmadım. Eğer şiş kullanıyorsanız mangalda yapmanız daha doğru olurdu. Öyle tercih etmenizi isterdim. O şekilde onun dışında. Ceyda Hanım şişleriniz de hazır mı? Yok şişi nasıl geliyor? Şişleri kendim yaptım. Yok ben hazır köfteyi hazır alıp cızbız yapmıştır. Onu bekliyorum artık Ceyda Hanım'da. Köfteyi diyorsun. Evet. Dizdirmiştir kasaba. Evet. Öyle hazır şeyleri, yani. Hazırları satılıyor. Evet. Ağaçları kestim, şişleri kendim yaptım. Doğru bak, alabilir o potansiyel var diyorsun. Salam sucuğu kestiren, yok canım, onu da kendisi yapmıştı. Üzerine biraz baharat döküp. O kadar da değil, o kadar da değil. İnşallah. Bir soralım ama ya, doğru söylüyor. Yok canım, ben de bir şüphelendim Zuhal Hanım. Şüphe duyuyorlar senin hazır şiş aldığından. Tabii ki kendim yaptım. Kendi yapmış. Getiriyorum şimdi, göreceksiniz. Ve patates püresi, sıkma torbasına koymuşsun galiba, iyi yapmışsın. Hadi bakalım. Yanında ne vardı? Pürenin dışında bir pilav, milav, sebze bir şey yok değil mi? Yok. Tamam yeterli zaten. Böyle şiş. Böyle kebap gibi. Evet. Dondurma çubuğu. Ne çubuğu? Dondurma çubuğu gibi. Onlar markette çöp şiş diye satılıyor. Dondurma çubuğu olarak değil. Ama onun bir ucundan girer, diğer ucundan çıkar o değil mi? Ben yani... Bu çıkmayanlardan ablası. Bu böyle. Hanımefendi. Siz yarışmacı nasıl istiyorsa öyle yapacak ve siz de öyle yiyeceksiniz. Bak ne güzel ama bak. Şundan dolayı ciddiyim tebrik ederim. Şu patates püresini bak bunu yapmıyorlar alt tarafı. Bak ne güzel şekilde böyle laps diye sanki tabildot elinde tepsiyle gidersin yemek kuyruğuna yemekhanelerde okulda makulda şurada. Pizza öyle koydular. Kuruluşta çalıştığında kurumda böyle öyle koyuyorlar şeyi patates püresini laps diye böyle alıyor koyuyor. Bak kız şekil vermiş üzerine bir fesleğen mi bu nane yaprağı? Nane. Evet. Nane yaprağı. Ceyda Hanım ona özenebilmiş. Evet onu güzel yapmış onun için tebrik ederim. Her şeyime çok özenebilmiş. En azından bir sunum ama senin yine patates püren bizimkinin yarısı kadar. Olsun. Ya dediğim gibi kolay bir olan ürünü güzel sunmuşsunuz. Onu öncelikle söyleyeyim. Tamam. Güzel mi sunmuş? Evet. Siz buna güzel mi? Yok sadece patates püresi hakkında konuştum. Tamam. Pardon. Bu sefer büyük gelmiş sana ama. Evet bu sefer büyük. Böyle helal. Direkt yani çatal bıçak kullanmaya da gerek yok. Şöyle çöp şiş gibi. Bu benim bildiğim yani... Buyurun. Köfteyi sararsınız ama iki tarafından çıkar. Yani hani şiş olma özelliği bu. Böyle değişik geldi bana. Ben de şişte top top köfteler bekledim böyle minik minik. Niye böyle? Ben de öyle bekledim. Açıkçası. Ya böyle de olabilir de. Niye diyor ben cevap böyle istedim. Yapmayı tercih uygun ettim. Geldim. Ya evde de bu şekilde yapıyorum. O yüzden burada da böyle yapmayı Sen de tat. Şiş köfte genelde ne bileyim restoranlarda, kebapçılarda öyle şey daha farklı geliyor ya. Hayır bir de... Ama olabilir. Şiş köfteyi niye ucunda...
Yani niye ortalamadınız köfte? Onu soruyor Pelin'de. Bu şiş bir yerden girer, öğleden çıkar diyor. Olmuş. Tabii yani yani. Oradan çıksaydı biraz en azından belki daha güzel durabilirdi ama. Salatalarımızı getirip geliyorum. Aa, salatalar var, iyi hatırladın vallahi billahi. Yırttınız Ceyda Hanım. Son anda hatırladım, iyi ki hatırladım. Ben hatırladım da söylemek istemedim. Belki oradan bir puan kırabiliriz diye ama hatırladım. Siz zaten kötü niyetlisiniz. Aa, diyorsunuz. Evet, biraz sert yorumlar olmuyor ama. Burada herkes rakip, siz bizi hatırlatmak zorunda değil. Siz bizi hatırlatacaksınız. Onu yaptığı hadsizlikten sonra benim bu söylediğim hiçbir şey yani. Ne hadsizlik yaptım size, pardon? Sabahtan beri çocuğum hakkında bile konuştunuz yani. Ben çocuğunuzla ilgili kötü bir şey söylemedim. Çocuğun önüne koyar gibi pizza koydunuz dedim önümüze. Tamam, siz de bir tane yapın. Zuhal Hanım, boğazım kurudu, o kadar kuru çok köfte kuru. Yani. Adını tam bana öyle hatırlayamadım şu an. Yani köfte çok kuru, evet. Çok kuru da. Yani tadı, tuzu da yok. Maydanozlar niye bu kadar böyle... Rondodan geçirmediniz galiba. Upuz yani bak. Onları doğranmış mı aldı acaba? Hayır hayır. Neyi? Maydanozları. Doğranmış ki. Doğranmış maydanoz satılmıyor ki. Ya bulmuş ki. Sucuğuna kadar onu da bulmuş. Onu da bulur diyorsun. Hayır, doğramamış mı? Doğramış mı? Püre de soğuk. Püreyi blenderdan geçirdiniz mi? Evet geçirdim. Geçirmemiş bence, ağzıma patladı. Çok iyi geçmemiş gibi. Biraz pütür pütür yine çorbadaki gibi. Blender konusunda biraz senin nişastasını, evet, nişastası çıkar. Yani onu eziciyle ezeceksiniz, en güzel o. Ben hiç tad alamadım, bana mı öyle geldi pürede? Neyden alamadın pürede? Pürede hiç bir tadı yok. Köfte işte. Bir de soğuk, yani hem soğuk hem tat donmuş, yani yağ donmuş içinde. Köftenin biz mi? Hani buzdolabına koyarız ya, akşam canım acıkırız, çıkarırız yemek için, ısıtmadan yeriz. Aynı onun hayır, gibi hayır yani. Köfte fırındaydı, fırından çıkarıp servis yaptım size. Püre de aynı şekilde, sıcak fırının içinde bekledi yani. Benim dişimde şu an çıt diye bir ses geldi. Aa, nasıl yani? Neyden? Köfteyi yerken mi? Evet, şu anlamaya çalışıyorum. Sert bir şey mi? Hı-hı. Boğazım kurudu valla. Köftenin şeyliğinden, tatsızlığından. İçecek için tıssız. Yanında. Bitti içecek. Kondurulduktan sonra içsem çok bir fayda etmeyebilir. Ben bir şekersiz bir şey kola da alabilir miyim? Bir tane bu arada servis yani bir durumda bir... dakikası ne oldu? Getirdi yemekleri servis süresini aşmadan, salata da geliyor. Evet, sonradan hatırladı salatayı. Bugün galiba Ceyda Hanım'ı masada göremeyeceğiz. Bir iki çift aynen. Laf kaçıyor. Edemedik. Alem Bey sizden kaçıyor galiba. Bence de kaçsın benden bu hafta. Ama siz de yani çok memnuniyetsiz. Bilmiyorum. İlk yok günden. Gayet yerinde mi? Niye kaçayım Alem Bey sizden? Ayrıca. Daha sesiniz çıkmıyor yani konuşurken. Neden diyorsunuz. Kaçayım? Tabii tabii. Duyamıyoruz yani sesinizi. Göreceğiz. Daha gir lütfen. Açılır daha açılır bakmayın. Herkes pazartesi kuzu modunda geliyor. Kurt oluyor herkes haftanın ortasına doğru. Son gün artık. Son gün patlama oluyor zaten. Sonra benden kaçmayın Ceyda Hanım. Göreceğiz kim kimden kaçacak. Göreceğiz. Salatan çilekli semiz otu salatası. Ben sizin asla yemek yapabileceğinize inanmıyorum. Alem diyorsunuz. Tabii ki. O kanıya nereden vardınız Ceyda Hanım? Siz yapabildiyseniz Alem Bey de yapabilmiştir bence. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben neden de düşünmüyorum peki yemek siz Alem Bey'i savunuyorsunuz? Pelin Hanım, sizin de yemek yapabildiğinizi savunmuyorum çünkü insanlara daha yani, menüsünü görmeden. Aynen görüyoruz şu an. Siz öyle aha söylüyorsunuz. Tamam. Alem Bey'in menüsünü gördünüz. O zaman eleştiririz. Siz de daha görmeden önce eleştiri yapmıştınız. Farkındasınız evet, daha pizzanın bile içeriği ne olduğunu söylemeden yazmışsınız kolayınıza ne gelirse. Onların hepsi de hazırdı zaten, onu karıştırmıyorum. Salatalardan değil. Cevizli, semizotlu, çilekli salata. Köfteyi hangi ülkede yediniz? Karşılaştırma yapıyorsunuz ya. Gerçekten çok komik. İsveç'teymiş olabilirsiniz. Köftenin en güzeli Türkiye'de. Aynen. Akçaabat, ben Trabzonlu olarak Akçaabat'ta yenir. Tekirdağ köftesi, köftelerden benim köfte de yenir. Benim favorim Akçaabat. Yani onun tadının yanına geçemez zaten. Akçaabat köftesi de çok muhteşemdi. Evet. Bir de üstüne fırın sütlaç. O mis. Oh. Tam yerinden yediniz ama değil mi? Doğru. Trabzon'da. Aynen, Trabzon'da. Zaten Trabzonluyuz ya. O yüzden ona sor. Nerede yiyeceğim okay başka? Bir de kola biraz yağlı diyeyim olmakla beraber çok lezzetlidir Akçaabat köftesi. Orada bir de fındık baklavanız var ya. Fındık sarma mıydı? Bir kaşık salata koymuş galiba.